Merhaba arkadaşlar. şu an gözüküyor. Bu arada bir küçük küçük bir oylama yapabilir miyiz? Daha doğrusu. Aa, bu arada adım Haluk Yılmaz. Bu da benim demom. Bugün size biraz glass tek Demos gibi bir şey olacak. Diğer arkadaşlar nazarı benim günüm biraz daha kısaydı ama montajda desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aranızda görmek istiyorum da teknik olarak ona göre düzeyli konuşmak istiyorum. Monetize ekibi haricinde Android geliştirenler var mı? Güzel. Peki iOS? Aa çok güzel. Tamam. Peki Glass? Aa harika iki kişi Glass. <laughs> Kısaca kendime bahsetmek gerekirse. Ben Ankara'dan geliyoruz. Ankara grubuyla. Aa, kendi bir özel startup'ım var. Ayrıca devletlere de e, danışmanlık desteği tarzı sunumlar oluşturuyoruz. Üç farklı platforma destek veriyorum. Ee, Android, iOS ve and Windows Phone platformu. Ee, artık Windows Phone biraz geride kaldı ve tamamen Android ve iOS geliştiriyoruz. Monetize'e bu donanım imkanı sorunun için teşekkür ediyorum. Çünkü e, ben daha önce geliştirirken teorik olarak geliştiriyorduk. Peki bu Glass dediklerine kısaca bir bilgi vermem gerekirse arkadaşlar, tamamen bir Android cihaz, ee, teknik olarak da aynı, işlemcisi var, çift çekirdek, e, kamerası var, e, mikrofonu var, hatta göz algı var. Biraz daha havalı bir cihaz ama e, interaction biraz daha kısıtlı. Şöyle ki bir Android cihazda dokunarak veya efendime söyleyeyim çeşitli e, çevirerek falan, işletim kuralı verirken burada sadece kartlar vardır. Kartlar da şu şekildedir. Üst footer, altta bir, e, bir tane daha footer ve gerekirse harita gibi basit şeyler. A, kısaca onlara geçmek gerekirse ki fazla konuşmak istemiyorum. Benden sonra Hali Hanım'ın da bir demosu var. <laughs> A, genel olarak özelliklerine bakacak olursak Glass arkadaşlar herhangi bir dokunması olmadığı için ses ve gesture komandlar sayesinde kontrol edebiliyor. Örnek verecek olursak hello glass dediğim, ok glass dediğimde bana komutlar gelecek ki biraz sonra canlı bir demonstrasyon yapacağız. Onun dışında sağ taraftaki panelle de kontrolleri gerçekleştirebiliyoruz. Başka bir özelliği var. Android cihaz olarak belirttik. diğer cihazlarla hatta iOS hatta servislerle bizzat kontrol ve bağlantı kurabiliyor ki biraz sonra onun demosunu yapacağız. Bir diğeri de Service Oriented Architecture. Yani kendimiz oluşturduğumuz bir servislerde çok güzel bir işlemler yapabilmektedir. Bu üç günlük zarfındaki ilk demoyu size dediğim gibi teknoloji demosu olacak bir tane. Projemin tam olarak yaptığı işlem şudur: Lokasyon bilginizi alıyor. Yetiştiremediğim için ses komutunu alamıyor. Yani bir Force birazcık daha Light Edition olarak düşünebilecektik. Örneğin, OK Glass, Find Me or Take My Location dediğimde direkt servis başlat kısmından biraz sonra geleceğiz oraya benim e, sen koordinatımı alacak. Maalesef ki voice command'i yerleştiremedim. command olarak onu yerleştiremedim. Sadece alacak ve ben biraz sonra size diğer geliştirdiğim e, application'dan onun demosunu sunacağım ki şu an hemen bir canlı bir demo yapmak istiyorum. Bu arada